Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, vaktiniz yerindedir. Bugün Polo Smart markasına ait olan AirPods Pro çakmasını inceleyeceğiz. Bütün mikrofon testi, ses performansı, telefona bağlama hepsini bu videoda göstereceğim. Bu kulaklığı neden aldım? Siz neden almalısınız veya almamalısınız? Bununla ilgili sizlere bütün bilgileri vereceğim. Kutuyu şu şekilde göstereyim. Birazdan kutu açılımını yapacağız hep beraber arkadaşlar. Onun öncesinde bir giriş sağladım. Bakalım kulaklık bizi nasıl şekilde karşılıyor, neler sunuyor, neler sunmuyor bunların hepsini birlikte göreceğiz. Ama öncesinde kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizce bu fiyata bu kulaklık alınır mı? Bu arada yorumlarda buluşalım. Şimdi geçiyoruz videoya yani kutu açılımına sonrasında ses performansı testlerimizin hepsini yapmış olacağız. Ben kulaklıktan memnun muyum? İlerleyen dakikalarda hepsinden bahsediyor olacağım. Hadi geçiyoruz kutu açılımına. Şimdi öncelikle kutumuzun jelatini vardı. Ben yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ürünü. Ve biraz daha test edip öyle göstermek istedim sizlere. Sound Pro Polo Smart TVS yazıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi AirPods'un da orijinalinin resmi gözüküyor burada. Şimdi kutu açılımımıza geçiyoruz hemen. Bakalım kutumuzda bizi neler bekliyor. Bu arada kutu içeriği gayet zengin. Şimdi şöyle kutumuzu açtığımızda bu şekilde zengin bir kutu içeriği karşılıyor bizi. Üstünde bir kaplama daha vardı ben onu çıkarttım tabii ki de ee, şu anda kaplamasız bir şekilde görüyorsunuz. Ee, şöyle kutumuzun ilk şu kısmından bir başlayalım bakalım neler bekliyor. Şöyle bir plastik kartonumsu bir şeyimiz var. Bu arada 10 metreye kadar çekim sağlıyor tabii 10 metreye de geçiyor eğer bir duvar engeli yoksa. Ürün içerisinden çıkan bir adet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir ucu USB, bir ucu tepsi, bir kablo çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim sizlere netlediği kadar. Oradan da görebiliriz kablomuzu. Kablomuzun uzunluğu normal bir telefon kablosuyla aynı boyutta. Bunu bir kenara koyuyoruz. Şimdi şurada normalde AirPods'ların Dışarıda koymuşlardı. Yani dışarıya koymuşlardı. Şurada duruyordu. Ben tabii ki de aldım ve kutunun içerisine koydum. Ama şöyle göstereyim. Yani bu şekilde. Yanlış koydum. Bu şekilde duruyordu. Ee, hani ben şarj ettim. Kullandım vesaire. Az önce teknik bir aksaklık oldu. Çünkü kulaklık direkt telefonuma bağlandı. O yüzden kamerayı telefondan çektiğim için e, kayıt bir durdu. Şimdi tekrar açtım. Kutuyu bıraktık. Şöyle en güzeli hani şöyle güzel bir silikon kılıf çıkması yanında ekstradan çantaya tutturacağınız bir aparat da çıkıyor. Ya bunlar ufak tefek şeyler ama gayet hoş duruyor çünkü kullanımı gerçekten kolaylaştırıyor. Bir daha bir AirPods kılıfı almanıza da gerek kalmıyor. Her ne kadar ürün çakma da olsa onun dışında burada silikonlarımız var. 4 adet silikon çıkıyor ekstradan. Diğer kutu içeriği gibi değil tabi bu Airpods çakmaları gibi. Onların da kanalımda incelemeleri mevcut. Bakabilirsiniz yukarıda ya da yan da bir yerde kart çıktı. Mesela en basit silikonumuzu şu şekilde göstereyim. Kamera netliyor mu bilmiyorum ama bu şekilde bir silikon var. Gayet güzel bence. Bunu da kutumuza bir koyalım. Ee, onun dışında Polo Smart yazılı böyle bir e, Türkçe tanıtım kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Gayet büyük, gayet hani, kağıt israfı aslında. Bunu kim kullanıyor deseniz bence kimse kullanmıyor. Bunu da bir kenara alıyoruz. Şimdi şöyle kutumuzun daha farklı bir şeyi yok zaten. Tek şarjla... 3 saate kadar şarj ünitesi ile toplamda 18, 10 saate kadar kullanabiliyorsunuz diyor arkadaşlar. Ee, Bluetooth versiyon 5.0'ı kullanıyor. Ee, yani bunun en büyük özelliği e, 3 saat diyor kullanım ama daha fazla gidiyor. Şimdi şöyle şunları da bir kutumuzdan çıkartalım ve e, nasıl gözüktüğünü bir göstereyim sizlere. Sonra kutu içeriğimizi göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi tamamen AirPods Pro'nun. Aynısı dışarıdan kimse baktığında anlayamıyor. Bütün kısımlar, her şey orijinal Apple Pro, e, AirPods Pro ile aynı. Bu aralar çok saat incelediğim için hep Apple Watch diye sim geliyor. E, 2000 bir zaten batarya bulunuyor kutunun içerisinde. Kutuyu da göstereyim sizlere. Şu şekilde kutunun içerisinde de bilgiler yazıyor. Kutu kalitesi çok tatmin etmedi. Şurada zaten bir e, böyle nasıl diyeyim kare kod gibi böyle bir barkod gibi numaralar var. Kulakta görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Görebilirsiniz şu anda net olarak. Hemen bir de şuradan yakın pozisyondan da göstereyim. kulağımızda bu şekilde duruyor AirPods'larımız. Hem Android hem iOS'la yani iPhone'larla veya Xiaomi, Samsung, Huawei gibi telefonlarla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüzün direkt kapağını açtığımızda bu şekilde Polo Smart FS44 çıkıyor. Ve buna Android'lerde bağlan diyoruz. Ve böyle bir eşleme isteği geliyor arkadaşlar. Onun sonrasında zaten burada diyor ki uzun süre yüksek sesle müzik dinlemek vesaire vesaire bu bildiğimiz uyarılar tamam diyoruz ve buradan çıkış yapıyoruz şu anda telefonumuza bağlandı. Şimdi kulağıma takacağım ve şarkı geçiş performanslarımızı göstereceğim sizlere. Siz müziğimizi açtık. Şu anda bağırıyor olabilirim bu arada. Aşırı derecede dışarıdaki hiçbir gürültüyü, hiçbir şeyi görmüyorum çünkü şu anda. sizde net olarak kamerada görün. Şimdi sağ tuşa bir kere dokundum ve bakalım geçiş sağlayacak mı? Bir kere bastığımda sağ tuşa durduruyor. Bir kere daha dokunuyorum, devam ediyor. 1 2 yaptığımda ise şarkıyı ileri şarkıya atıyor. Sol kulaklıkta 1 2 yapıyorum, geri şarkıya geçiriyor. Hemen sol kulaklıkta bir kere dokunuyorum ve şarkıyı durduruyor. Bakın. Dokundum ve şarkı başladı. Şu an kulağımda farz edin. Bir kere daha dokundum, durdu. 1 2 yaptığımda direkt ileri bir şarkıya geçiyor. Tekrar zaten diğer sol kulaklıkla da 1 2 yaptığımda geri şarkıyı alıyor. Bir de uzun süre basalım. Uzun sürede hiçbir şey olmuyor. iPhone'da genelde Siri açıyor. Android'lerde hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir kere durdurdum şarkıyı. Tepki sürelerini ölçüyorum. Başladı. Bir daha durdurdum. Durdu. Başladı. Şimdi Mikrofon testimize geçiyoruz. Bakalım telefonla görüşme sağlarken mikrofon bize ne gibi hizmet sunuyor ses kalitesi anlamında. Şu anda duymuş olduğunuz ses Polo Smart AirPods Pro çakmasından geliyor. Şu anda fiyatına göre sizlere bu bir testi yapıyorum. Mikrofon testimiz bu şekilde şu anda kapalı ortamdayım. Videoda görmüş olduğunuz ortamda. Ve telefon görüşmelerinde sesiniz bu şekilde karşı tarafa gidecek dış ortamdaki sesi de gösteriyorum hemen sizlere. Anlatıyoruz çıktı ve araçlar geçiyor. Ses performansımızı sağlıyorum ve biraz da rüzgar var. Sesim normal şu an konuşmak düzeyinde. Nasıl geliyor bilmiyorum. Sizinle birlikte ben de görmüş olacağım. Şu anda dış testte, dış performansla da sesimiz bu <laughs> şekilde. Şimdi kulakta görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Görebilirsiniz şu anda net olarak. Hemen bir de şuradan yakın pozisyondan da göstereyim. Kulağımızda bu şekilde duruyor AirPods'larımız ve şu anda gerçekten dışarıdaki gürültüyü hiçbir müzik açık olmamasına rağmen duymuyorum. Çünkü gürültü engelleme özelliği yok. Şeffaf mod yok. Ama silikonlardan dolayı dışarıdaki sesi hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Müzik performansında hem film performansında gecikme çok az, mili saniye kadar ve siz bunu hissedemiyorsunuz. Ee, hemen şöyle silikonumuzu da bir takalım kılıfımızı onu da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi şu şekilde bir takılma pozisyonu var. Şöyle. Kılıf bu arada hani çok kaliteli değil ama en azından düştüğünde vesaire koruyacak bir kılıf yapısı var. Bir de bir yamuk yani kutunun içinde ezilmiş geldi birazcık. O yüzden tam oturtturamıyorum. Her neyse şöyle göstereyim size. Aslında tam oturmadı ama bu şekilde bir yapısı da var. Şimdi kulaklığımızın yorumları yani yorum kısmına geçiyoruz. Şimdi elimde de gösteriyorum sizlere şöyle de net olarak görelim bu kamera tarafından da. Şöyle görmüş olduğunuz gibi AirPods Pro'nun birebir çakması ve güzel duruyor. Şimdi bu mikrofonla öncelikle bir konuşma yapacaksanız, konuşma için, toplantılar için alıyorsanız almayın. Mikrofon kalitesi çok kaliteli bir mikrofon değil ama müzik konusunda yani 150-200 TL bandındaki fiyatlandırmaya bakacak olursak ve AirPods Pro çakması olarak aslında görünüşe biraz daha görünüme hitap edecek diyorsanız alabilirsiniz. Müzik performansındaki bas ve tizler çok aşırı değil, ee, bir tık kısık kalıyor. Bas, e, tiz de aynı şekilde yani çok ne kadar sesi yükselseniz de. O derinden gelen kaliteli müziğin sesini tam anlamıyla alamıyorsunuz. Ama gerçekten kötü mü? Hayır abi. 100 liraya şu kulaklık kesinlikle alınır. Görünüm açısından yani tek kulak bu şekilde hani genelde ofis boylar, ofis görler böyle çalışır ya öyle bir durum var aslında. Biraz daha görünüm, biraz daha gösteriş amaçlı alınabiliyor. Kutu derseniz kutudan herkes gerçek olmadığını zaten her türlü anlayacak durumda. Çünkü arkasında logo var. Bunun daha böyle kaliteli Airpods Pro çakmaları var ama bu fiyat bandında değil. Genelde bundan 150 TL daha fazla oluyor. Şu durum var. Bazı yorumlarda görüyorum. Ya işte çakma ürün alacağım mı? Gider 1500-2000 lira veririm alırım. Abi al o zaman. Biz burada sadece muadil olabilecek uygun fiyatlı fiyat performans ürünlerini inceliyoruz. Her kanalımda pahalı ürünler olmayacak mı? Tabii ki de olacak. Onlar da yakındır geliyor. Ama şu ürünü 200 TL bandında herhalde şu an 200 lira falan internette internet sitelerinde yani 200 liraya AirPods Pro görünümlü bir ürünün olmuş oluyor. Hem de mikrofon hariç şarkı ve normal e, müzik dinleme, film din izleme gibi işlerde kullanacaksan da işlevsel bir ürün. Bu arada iPhone'a bağladığınızda herhangi bir pop-up çıkmıyor. Normal aynı bu Android cihaza bağladığımız gibi yukarıdan Bluetooth bölümüne giriyorsunuz. Oradan işte Polo Smart Face e 44 sanırım çıkıyor basıyorsunuz ve bağlanıyor. Kulaklık atamaları yapamıyorsunuz. Sağa şunu atayım, sol kulaklığa bunu atayım diye. Normal iPhone'da iken yani az önce Android'de de gösterdim. Bir kere bastığımızda duruyor. Bir iki yaptığımızda ileriki müziğe geçiyor. Uzun süre iPhone'da bastığımızda da Siri'yi açıyor arkadaşlar. Tek özelliği aslında iPhone'da Siri'yi açması. Android'de uzun süre bastığınızda atama yapamadığınız için herhangi bir şey açmıyor. Kutu yapısı olarak zaten kutu güzel arkadaşlar. Şu kutuyu biraz daha maliyetinden kısıp kulaklığın kalitesine katabilirlerdi. Hani en azından mikrofon kalitesi de bir tip daha güzel olabilirdi diyorum. Onun dışında alınır mı alınmaz mı sorusuna şöyle cevap vereyim. Ben alırım. Neden derseniz. Birincisi kulaklık olarak... Film performansında ve müzik performansında bana yeteri kadar iş, hizmet sağlıyor. Ekstradan dışarıdan bir ses duymuyorum çünkü silikonlu kulaklık olduğundan dolayı. E, bunun muadilleri var mı? Var. Xiaomi'ler vesaire farklı markalar var. AirDots'lar, Samsung'un. E onları da alabilirsiniz. Ama bu tamamen AirPods çakması, AirPods Pro çakması gibi ürünlerin muadili olabilecek ürün ve hani gösteriş amaçlı kullanılabilecek bir ürün. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu kanala bir abone ol, bir yorum at, bir like at da en azından şöyle bir kanalımız büyüsün. Daha güzel ürünler, daha güzel samimi sohbetler de yapalım burada sizinle. Yoruma da bekliyorum hepinizi. Şurada çıkıyor şimdi abone ol butonu. Çıktı şu anda. Oradan e, görsel o aşağıdan bir abone ol, bir like at sana zahmet. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Şu şekilde kapatıyorum videoyu. Görüşürüz.